Merhabalar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve aynı zamanda AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş Duvar Gazetesi'nden Can Bursalı'ya konuştu ve gündemi alt üst eden açıklamalarda bulundu. Hiç uzatmadan aslında o can alıcı açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem Osman Kavala hem de Selahattin Demirtaş'a dair kritik açıklamalarda bulundu ve Tuğrul Türkeş şöyle diyor. Avrupa Konseyi'ne biz kendimiz müracaat etmişiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kuruluşundan itibaren parçasıyız. Yargıçlar gönderiyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu 2 yıl boyunca Avrupa Konseyi'nde meclis başkanlığı yaptı. Bu bir iftar kaynağıydı. Gelişmişlik ölçütü olarak bunların bir parçası olmak istiyorsan yapılan uyarıları dikkate alacaksın. Ama son süreçte deli saçması tartışmaları oldu. Avrupa'da bize malen şunu diyorlar. İç hukuk bize yeterli diyorsanız bize bizce mahsuru yok buradan ayrılın. Mesela Osman Kavala'nın durumu laboratuvar gibidir. Altını kırmızı ile çizmek gerekir. Osman Kavala casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı. Adam beraat etti. Gezi Parkı ile ilgili davadan yargılandı ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur? Sosyal medyada Tuğrul Türkeş'in bu davayla niye ilgilendiği belli oldu diyenler var. Hilal Zengin, benim arkadaşım olan Mürteza Zengin'in yeğeni. Böyle olmasa ben ilgilenmeyecek miydim? Kafaya bak sen. Adama kızıl milyarder diyorlar. Milyarder olmanın Türk ceza kanununda bir yeri mi var açık yeşil milyarder turuncu milyarder mi diyeceğiz kaldı ki iddialar doğruysa Osman Kavala bir turuncu milyarderdir diyor ee, aynı zamanda Tuğrul Türkeş ve sürekli hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyorsunuz bir reçeteniz var mı sorusuna da Tuğrul Türkeş can alıcı cevabı burada veriyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor Türkiye'nin önünde iki mesele hukuk ve ekonomidir. Bunları çözebilirsek Türkiye'nin geleceğine dair sorunları da çözmüş oluruz. Ekleyeyim ben hayatımda Osman Kavala'yı hiç görmedim. Türkiye raportörü Şenad'ın Ekrem İmamoğlu ile randevusu vardı. İmamoğlu o randevuyu iptal etti. Çocuklarını tatile götürüyormuş yine. O da bu fırsatı değerlendirdi. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istedi. Gerekli izinleri Bakanımız Yılmaz Tunç ayarladı. Bana sen de refakat edecek misin diye sordu. Ben, "Hayır, sen rahat rahat fikir teatisitini yap." dedim. Cezaevine gittiğinde Kavala, "Tuğrul Bey yok mu?" diye sormuş. Daha sonra eşi Ayşe Buğra Hanımefendi ile görüştüklerinde de aynı soruyu kendisine yöneltmiş. Herhalde kendi kendilerine "Tuğrul diye delinin biri var." Tweetler falan atıyor diye düşündüler. Kendileriyle o derece temasım yok. Siyasi görüşler, e, siyasi görüşlerini de paylaşmıyorum diyor Tuğrul Türkeş. Ve Kavala'yı siz ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna da Bakanımız Yılman, Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik... Yurtseverlik budur. Bana öğretilen milliyetçilik bu. Türkiye için en iyi şartlarda kaynak bulmak gerekir. Ayrıca ben hayatının 7 yılını ömrünün onda birini cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum diyor Tuğrul Türkeş yapmış olduğu açıklamada. Şimdi Selahattin Demirtaş detayı da önemli. Yani Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörüyle yani bir şekilde eşlik ediyor. Ekrem İmamoğlu randevusunu tatil nedeniyle iptal ettikten sonra diyor. Ve e, yani ben görüşmeye gitmedim. Tamamen hem Selahattin Demirtaş'ta hem de Osman Kavala'yla Türkiye raportörü yani Avrupa'nın Türkiye raportörü. Yani rahat bir görüşme gerçekleştirsin dedim diyor e, Tuğrul Türkeş. Aynı zamanda Osman Kavala'yı da bizzat ziyaret edeceğini açıklıyor. Şimdi aynı zamanda tabii şunu da ifade etmek gerekir. Osman Kavala hem ahim hem de Avrupa Parlamentosu tarafından evet şiddetle serbest bırakılma çağrısı yapılan bir isim ama yani burada gelinen noktada Osman Kavala serbest bırakıldığında emin olun sıra Selahattin Demirtaş'a gelecek. Çünkü Avrupa Parlamentosu'ndaki aslında dosya yani Osman Kavala dosyasından sonra Selahattin Demirtaş var. Bu tabi bir dedikodu ya da bir duyum değil. Bir bilgi olarak söylüyorum bunu. Aynı zamanda Özgür Özel de bu duruma dikkat çekti. Bugün partisinin grup toplantısında ve Tuğrul Türkeş'in cezaevinde Osman Kavala'yı ziyaret edeceğine dair e, açıklamalarına Özgür Özel şu yorumda bulundu. Bir yılı geçen bir süredir içeride yatan Osman Kavala ile ilgili bugün Tuğrul Türkeş bir açıklama yaptı. Tuğrul Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in yani bugün Milliyetçi Hareket'ten gelen herkesin başbuğu dediği saydığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kök aldığı partinin kurucusu Alpastan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türk heyetinin başkanıdır. Ziyaretimde bana şunu demiştir. Kavala orada tutuklu, biz bu odada hapisiz. Biz Türkiye yararına çalışmak istedikçe karşımıza bu dava gelmektedir. Çünkü Strasbourg'daki bir başka binada alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına bu konseyin 75 yıl önceki kurucu ülkelerinden Türkiye uymadıkça her zaman bu duvara tosluyoruz. Saat sorsalar kavala çıkmadan ne saat soruyorsun diyorlar. Yemek yesek deseler de kavalayı çıkarın yiyelim diyorlar. Ayşe Buğra eşi de Ayşe Hoca üzülüyor. Sanki bütün dünya iddiada olduğu gibi kavalayı destekleyen dış güçler var. Meselenin özü bu insanların hiçbiri pek çoğu Kavala'yı tanımaz ama sembol davadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayı bu anayasada taahhüt ediyoruz. Buna uygun seçilen milletvekili de buna uygun atanan hakim de buna uygun seçilen cumhurbaşkanı da bu anayasaya uymak kararlara saygı duymak durumundadır. Ama yapmıyorlar. Tuğrul Bey emek verdi. Kanun yararına bozma için gayret etti. Dünya kadar çaba sarf etti olmadı. Bugün açıklama yapmış. Diyor ki Kavala'yı ziyaret edeceğim. Hangi Kavala'yı? Biz söyleyince vatan hainlerinin adını anıyorsunuz diyen Kavala'yı. Dedikleri Kavala'yı. Bizler söyleyince o ajandır. CHP ajanları savunuyor dedikleri Kavala'yı Alpastan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş. Bu parlamentonun aktif milletvekili Tuğrul Türkeş. Avrupa Konseyi'nde bizi temsil eden delegasyonun başkanı Tuğrul Türkeş ziyaret edeceğim diyor ve diyor ki gerçek milliyetçilik bunu gerektirir diyor. Çünkü bu ülkenin ne büyük zararlar gördüğünü görüyor. Şimdi bu Tuğrul Türkeş'e Bakalım Milliyetçi Hareket Partisi ne diyecek? 7 Haziran 1 Kasım arası Tuğrul Bey'e Tayyip Bey bakanlık teklif edince Tuğrul Bey kabul etmiş, MHP'den ihraç edilmiş, babasının kabrine gittiğinde Tuğrul Bey ayrılınca kabri Devlet Bahçeli tarafından gül suyuyla yıkatılmıştı. O parti Tuğrul Bey'e kızan o parti bir, bir buçuk yıl sonra AK Parti'nin kayıtsız şartsız destekçisi, Türkiye'de yaşanan bütün süreçlerin ortakçısı bu gelen meselenin de müsebbibi haline geldi. Tuğrul Bey babasının kabrini gidip de kirletiyor diye gül suyu dökenler topyekün koşup AK Parti'nin arkasına dizildiler. Şimdi Tuğrul Bey bunu söyleyince bakalım ne tarafta nasıl pozisyon alacaklar. Ama gezi davasını inadına sürdürmek, bu insanları inadına içeride tutmak, Tuğrul Bey'in dediği gibi ne milliyetçiliğe sığar, ne vatanseverliğe sığar, bu işte ne Türkiye'nin menfaati var, akılları almıyor ama kendilerinin de menfaati yok. Biz haklının yanında durmaya, doğruya doğru demeye, mazlumu sahiplenmeye, zulmedene de karşısında dim dik dikilmeye devam edeceğiz. Pozisyonumuz budur. Bu arada bakın mesela Özgür Özel de ifade etti ki bunlar zaten yani AKP milletvekili Turul Türkeş'in daha önceki ifadeleri. Yani biz ne desek Avrupa'da bize Osman Kavala'yı önce çıkarın diyorlar. Şimdi mesela ilk dosya Selahattin Demirtaş'a hani atıfta bulunmuştum ya az önce. Yani gerçi atıf değil bir bilgi demiştim. Şimdi yani bu bilgi somut bir aslında gerçek. Osman Kavala davası hadi bu iktidar tarafından bir şekilde çözüldü ve serbest bırakıldı. E sırada Selahattin Demirtaş var. Onun çözülse diğer siyasi davalar var. Yani biz adaleti bağımsız bir hale getirmeden ne ekonomiyi düzeltebiliriz ne de şu anki mevcut Atmosferi düzeltebiliriz. Benim diyebileceklerim bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.